Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ali İmran suresinden okumaya devam ediyoruz. Şimdi bu hafta bir arkadaşım mektup yazmış. Diyor ki Ali İmran suresinin 7. ayetine doğru mana verdiğine yemin eder misin diyor. Ben böyle bir şey hayatta duymadım. Yani bu ne demek? Şimdi hakikaten insanlar acayip duygusallaşıyorlar. Ellerindeki hurafeler alınınca hiçbir şey kalmayacağını düşünüyorlar. Ondan dolayı çok hızlı bir şekilde Ali İmran 7. ayete tekrar bir meal verip oradan geçeceğiz inşallah. هو الذي أنزل عليك الكتاب sana bu kitabı indirmiş olan odur. منه آيات محكمات هن أم الكتاب muhkem ayetler o kitaptandır. Yani minhu derken o kitaptan muhkem ayetler vardır, hüküm ifade eden özlü, özet ayetler. Ne dediğini anlarsın. Namaz kıl, oruç tut. Ama namaz ne, oruç ne? Onu başka ayetler açıklar. Ve uharu müteşabihat, diğerleri de muhkeme benzeyen ayetlerdir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalplerinde kayma olanlar فَيَتَّبِعُونَ uyarlar مَا تَشَابَهَ مِنْهُ مِنْهُ o kitaptan. Yukarıdaki minhu'ya, minhu'daki zamir nasıl, nereye gidiyorsa bu da oraya gider. O kitaptan zihinlerindekine benzer gördüklerine uyarlar. Yani hangi şey kendilerine uygun geliyorsa hemen ona uyarlar. Böyle noktası olarak bir iki kelimeyi alır. Oradan kendilerine delil aramaya çalışırlar. Niye böyle yaparlar? İptiga el fitne, bir sıkıntı ortaya çıkarmak için. İptiga et evilihi ve kitabı tevil peşinde koşarak. Yani Kur'an-ı Kerim'i kendi istedikleri gibi açıklamak için. Kur'an'ı kendilerine göre tefsir etmek için böyle yaparlar. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah. Halbuki Kur'an'ın tefsirini Allah'tan başkası bilmez. Ondan dolayı Allahü Teala Hud suresinde Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir buyurmuştur. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İşte muhkem kılınmış ve açıklanmış, açıklayanlar burada müteşabih diye nitelenen ayetlerdir. Neden Allahü Teala böyle yapmış? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. İşte bu وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ'ın açıklayıcısı olan ayette odur. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Yani Kur'an'ı açıklayan Allahü Teala'dır. Onun için وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Kur'an'ı tefsiri Allah'tan başkası bilmez. Ama insanların çoğusu kendi kafalarından biraz benzer gördüğü şeyleri şey yaparak, delil alarak Kur'an-ı Kerim'i ona uydurma, yani Kur'an'ı kendi kafalarına göre açıklamaya çalışırlar. Böylece sıkıntı ortaya çıkarırlar. Şimdi mesela burada şöyle hep geleneksel olarak şöyle bir mana verilir. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalplerinde kayma olanlar فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ minhu'daki hu zamirini müteşabihata gönderirler. O müteşabih ayetlere uyarlar diye. Halbuki bu Arapça itibariyle böyle bir anlamı vermek bana göre imkansız. Bilmiyorum Arapça bilenler için mümkün mü? Çünkü minhu'daki hu zamiri müteşabihata gitmez. Elimdeki meale bakın. Mesela diyor ki
kalplerinde erilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ başkadır. Ayatü müteşabihatun başka bir şeydir. Yani zihinlerine ki, çünkü وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ da açıklamasını Allah Hud suresinin ikinci ayetinde yapmış. Açıklamayı kendisinin yapmasının sebebinin Allah'tan başkasına kul olmamak olduğunu ifade etmiştir. Zaten burada bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda fark bizim hiçbir zaman için Kur'an-ı Kerim'i tefsire yanaşmamamız, ayeti ayete tefsir etmemizdir. Yani daha doğrusu Allah'ın yaptığı tefsiri bulmamızdır. Şimdi tevil ve tefsir aynı anlamda kullanılan iki kelimedir. Onun tevilini Allah'tan başkası bilmez sözüyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i açıklamayı kendisi üzerine almış olması, bunu böyle yapmasının da insanların Allah'tan başkasına kul olmasını yasaklaması olduğunu ifade etmesi birebir örtüşen iki tane ayettir. İşte şimdi siz ne yapılıyor? Kur'an'ın tevilini Allah'tan başkası bilmez derken tevil kelimesinin ve ma ya'lemu te'vilehu daki hu zamirin de nereye gönderiyorlar? Müteşabih'e gönderiyorlar. Müteşabih ayete gider mi o hu zamiri? Mümkün mü? Ha zamiri olsa gider. Yani ben gerçekten çok zorlanıyorum, şu manada zorlanıyorum. Şimdi birçok arkadaşım diyor ki ya işte itici oluyorsun. Niye kardeşim? Hep milletin yanlışlarını çıkarıyorsun. Ya biz hani yanlışları çıkarmak için çalışsak biz burada konulu dersler yaparız değil mi? Halbuki sıradan gidiyoruz. Yani ayetleri atlayarak gitmiyoruz ki sıradan gidiyoruz. Bu insanlar bu ayetlere ipe sapa gelmez manalar vermişler ve bununla da yeni bir din oluşturmuşlarsa onu anlatmayacak mıyız? Ben gerçekten inanamıyorum. Yani bu ne biçim bir Arapça bilgisidir? Yani bu insanlara bakarsanız Arap sarfını, Arap nahvini yazıyorlar. Dil konusunda da kimsenin ellerine su dökmeyeceğini de söylüyorlar. En pehlivanı akla, hayale aykırı, çok ipe sapa gelmez anlamlar vererek Kur'an'ı başka tarafa çekiyor. Onların tevhile verdikleri anlam da ne lugata uyar, ne Kur'an'a uyar. Ondan sonra Kur'an'ı ve rasihune film ilim atıf mıdır değil midir bir sürü gereksiz tartışmalar yaparlar. Halbuki ve rasihune fil ilim, ilimde ayakları yere basan sağlam duruşlu olan insanlar şöyle derler: Âmennâ bihi. Biz buna inandık. Kullu min indi rabbina, hepsi Rabbimiz katındandır. Hepsi Rabbimiz katındandır. Yani muhkemde, müteşabihte, bu ayetleri açıklamada, aradaki ilişkiyi kurmada, onu ona ben, hepsi de Cenab-ı Hakk'a ait olan bir şeydir. Dolayısıyla bize düşen Allah'ın yaptığı açıklamaları ortaya çıkarıp göstermektir, o kadar. Yani mesela insanlar bir yerde bir maden buldukları zaman o madeni oraya kimin koyduğunu hepsi bilir değil mi? Kim koymuş? İnsanlar mı koymuş? Allah koymuş. İşte Allah, Kur'an'daki açıklamalar da toprağın içindeki maden gibidir. Yani Kur'an'ın içerisine Cenab-ı Hak onu hikmet olarak saklamış. Ona ulaşmanın da yolunu göstermiş. O kadar. Biz kendimize göre açıklama yaptığımız zaman kendi kafamızda madenler uydurmaya çalışıyoruz. O da hiç kimsenin işini, o da hiçbir iş görmediği için bu defa Kur'an işe yaramaz bir kitap haline geliyor. Yani Kur'an'la problem çözülemez oluyor. Ondan sonra da size daha önce söylemiştim.
İşte namaz vakitleri ile ilgili işte Türkiye'de çok tanınmışlardan bir tanesi ve İslami ilimlerde profesör unvanını almış. Bana telefon açtı. Dedim ki ya eğer Kur'an-ı Kerim'le gitmeseydik kutup bölgesine elimiz boş dönerdik. Ya hocam ben de senin bu sözünü bir türlü kabul edemiyorum. Kur'an'da bir şey yoktur ya. Tabii yok. Sen topraktaki madeni değil de kendi zihninden bir maden uydurarak hayali madenleri imalata gönderirsen o imalatçılar der ki yahu burada bir şey yok. Bu ne böyle Allah'ın seversin diyecek. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şey ve çok rahatsız edici bir şey. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِي كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Tamam, yani siz bir ayeti onu açıklayan ayetlerle birlikte okumazsanız anlayamazsınız. Şimdi eve en güzel yiyecekleri alın götürün. Mesela yeni evlenmiş birisi hanım da yemek pişirmesini bilmiyor, kendisi de parası da var. Gidiyor markete, en güzel şeylerden bana verin, etin en iyi yerinden, işte şurada hepsini, bütün malzemeyi aldı götürün mutfağa koydu. Yemek pişirmesini bilmedikten sonra ne yapacaksın? Bir müddet sonra onu mecburen çöpe atacaksın, başka çaren yok. Ondan sonra da ya kardeşim işte şu market çok güzel şeyler satıyor, en güzel yiyecekler orada, ya bırak Allah'ın seversen, orada bir şey yok ya, ben bir kere aldım hiç yemedik attık diyecek yani. Ya kardeşim, onu pişirmenin bir usulü ve adabı var. Yani şimdi siz bu ayeti kerimeyi tek başına anlamaya çalışıyorsunuz. Halbuki Allahü Teala öyle demiyor. Diyor ki bak, bir hüküm ifade eden ayet, bir de açıklayan ayet diyor. Siz o ayetlere de öyle bir anlam veriyorsunuz ki, o Hud suresinin ayetlerine de, evlere şenlik gerçekten. Bakın ben burada size söylüyorum. Pek duyan olmuyor ama gene de söyleyeceğim. Bak burada herkesin bir numaralı işi bu olmak zorundadır. Bu din anlayışıyla ileri gitmemiz imkansızdır. Bu din anlayışı derken geçmişten devraldıklarımızı kastediyorum. Şu kitapla, kütüphanelerde dolu kitaplardaki din anlayışını kastediyorum. Bununla bir adım bile ilerlememiz mümkün değil. Ama Resulullah'ın anladığı din, ashab-ı kiramın yaşadığı ve anlattığı din, problem yok. Onun da Allah'a şükür metodolojisi, her şey ortada. Bununla çözülmeyecek bir tek problem yok. Bunun için elimizden geleni yapmamız lazım derken bakıyorsunuz ki herkes bu çalışmayı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak yardımıyla, desteğiyle bu işin yürümesinin önünü açıyor. Evet. Yani yeni kitap koymak kolay da bunları ortaya çıkarmak kolay değil. Öyle bunlardan bir kelime için yıllarca çalışmak gerekiyor. Onun için yüzlerce ekip kurulması lazım. Yeni gençler yetiştirilmesi lazım. Çok büyük bir araştırma kurumuna ihtiyaç var. Çok büyük. Öyle küçük ufak tefek değil. Ve orada bütün ilim dallarının insanları birlikte çalışacak. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetler birlikte okunacak. O zaman görürsünüz ki ilimde hiç kimse bizimle yarış edemez. Zaten esas üstünlük de ilimledir. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ. Bu bilgiyi ancak dik duruşlu insanlar elde edebilirler. Şimdi elebbe bil mekan ekame bihi anlamına kullanılır. Dik duruşlu olacaksın.
menfaate, şuna buna, mevkiye, makama boyun eğmeyeceksin. Ancak onları bu tür bilgilere ulaşabilirler. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. Bak şimdi ben şu anda bir de şeyi de okuyayım da size. Mesela hep Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerine atıfta bulunuyoruz. Bakın Hud suresine ne mana vermişler bak. Açıklamalarla birlikte okuyacağım çünkü açıklama onların nasıl anladığını gösteriyor. Elif lam ra, bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış. Demek ki ayetlerde depreme karşı şey varmış. Ayet sağlam olmayan bir şey zaten ayet olur mu? Sonra da açıklanmış bir kitaptır. Peki sen uhkimetin şeyini öbür tarafta muhkem diyorsun da burada niye demiyorsun kardeşim? Ondan sonra da bak diyor ki, de ki bu kitap Allah'tan başkasını ibadet etmemeniz için indirildi. Şimdi oldu. Hiçbir anlamı kalmadı o iki ayet. Üzerine çarpı. Tabii siz ayetler arası ilişkiyi ortadan kaldırırsanız hiçbir şey olmaz. Yani az önce söylediğim gibi dünyanın en güzel etini alın. Evinizde tuz, ateş yoksa, bir de eti pişirmesini bilen bir adam yoksa o eti çürütür atarsınız. Müslümanların yaptığı da odur. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ya Rabbi, kalplerimizi kaydırma. Yola getirdikten sonra bizi yola getirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Kendi katından bize rahmet hibe et, yani ikramda bulun. İnneke entel vehhab. Çünkü sen çok ikramda bulunansın, çok verensin. Ya Rabbi bizlere de lütfeyle. Rabbena inneke cami'un nasi yevmin la raybe fih. Sen insanları hakkında şüphe olmayan bir gün için bir araya toplayacaksın. İnnallaha la yuhliful mi'at. Allahü Teala verdiği sözden caymaz. İnnellezine kafaru. Kafirlere gelince, yani bütün bunları görmek istemeyenlere gelince, لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَ. Malları ve evladı Allah'tan yana onların hiçbir ihtiyacını karşılamayacaktır. Yani Allah yanında onların hiçbir ihtiyacını karşılamayacaktır. Ne kadar çok malları olsa, ne kadar çok evlatları olsa da bir işlerine yaramayacaktır. وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Onlar cehennem yakıtıdır. Yani Allahü Teala bu kadar size imkan veriyor. Sizi yaratan O, emir veren O, onu dinlemiyor, başkasını dinliyorsunuz, öyle mi? O zaman cezanızı çekersiniz. كَدَعْبِ آلِ فِرَعُونَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Firavun ailesinin örneği gibi. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Onlardan öncekilerin kendilerine göre bir yol tutuyorlar, bir yola giriyorlar. Kezzebu bi ayatina, ayetlerimiz karşısında yalan söylediler. Yani konuyu gayet iyi anladılar, kavradılar ama yalan söylediler. Fe ahazahumullah bi zunubihim. Allah da onları günahları karşılığında yakaladı. Vallahu şedidul ikab. Allahu Teala'nın cezası çok şiddetlidir. Kullillezine kafaru. O kafirlere şunu söyle. Setuglebun. Yenileceksiniz, mağlup edileceksiniz. Ve tuhşarun ila cehenneme, ve cehenneme toplanacaksınız. Cehennemde bir araya getirileceksiniz. وَبِئْسَ الْمِهَاتِ. O ne kötü yerleşme yeridir.
ne kötü yerleşkedir. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Sizin için bir ibrettir, bir belgedir, bir göstergedir. Birbiriyle karşılaşan iki grupta bir belge vardır. فِيَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir grup Allah yolunda savaşıyor. وَاُخْرَ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ Diğeri kafir. Mümin olanlar diğerini kendilerinin iki katı görüyorlar. Baş gözleriyle. وَاللّٰهُ يُعِيُّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَى Allah-u Teala tercih ettiğine yardımıyla destek verir. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارِ Bunda basiret sahipleri için elbette ki bir ibret vardır. Yani gerçekleri görmek isteyenler bundan ibret alırlar. Şimdi bu ayet-i kerimenin Bedir Savaşı'ndaki karşılaşmadan bahsettiği konusunda müfessirlerin ittifakı var. Sadece şöyle bir taberide şöyle bir ifade var. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيَتَيْنِ الْتَقَدَى تُقَاتُلُ وَاُخْرَ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ Yani diğerleri de kafir grup, siz onları kafirleri, Müslümanların iki katı olarak görüyorsunuz. İşte Medine'deki Yahudilere hitap eden bir ayettir deniyor ilk iniş şekliyle. Tabi her zaman herkese hitap eder de ilk muhatabı olarak siz onları iki katı görüyorsunuz şeklinde de bir rivayet var. Ama yaravnehum işte Medine'den bazı kimseler böyle okumuşlar ama yaravnehum meselesi bana göre daha uygun ki zaten çoğunluk o görüşte. Şimdi onun neden daha uygun olduğunu Kur'an-ı Kerim'den göreceğiz. Yani bakın Kur'an-ı Kerim gerçekten öyle muhteşem bir kaynak ki orada yeter ki metodunu bilin, her şeyi çok net ve kesin olarak bulabilirsiniz. Şimdi Bedir Savaşı ile ilgili olması gerekiyor. Onunla ilgili olduğunu da yine ayetlerden göstereceğiz inşallah size. Şimdi şöyle Enfal Suresi'nin 44. ayetini lütfen açalım. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki: وَاِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا Yani şeyle ilgili olarak, Bedir'le ilgili olarak. Hani o gün Mekkelilerle karşılaştığınız zaman Allah onları sizin gözünüze az gösteriyor. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ Sizi de onların gözlerinde az gösteriyordu. Mekkeliler de sizi az görüyorlardı. لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Allah-u Teala kesin karar verdiği bir işi tamamlasın diye böyle yapmıştı. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ İşler Allah-u Teala'ya döner. Şimdi siz buradan itibaren bakın neler çıkacak. Yine birileri hop oturup hop kalkacak şimdi bu ayetleri okuduğumuz zaman. Birileri değil, birçokları. Yani o hurafelerine sımsıkı sarılanlar biraz daha batacaklar. Hak eden bassın, ne yapalım ya. Şimdi burada dış görünüşü itibariyle baktığınız zaman sanki bu iki ayet arasında bir zıtlık var. Hani siz onları kendinizin iki katı görüyordunuz. E peki burada onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Nasıl oluyor? İki katı görmekle az görmek arasında bir zıtlık var değil mi? Az görmek dediğiniz zaman yani siz 100 kişisiniz onları 99 kişi görüyorsunuz diye anlaşılır. Yani insanın aklına o gelir.
Ama olay öyle değil. Olay öyle değil. Şimdi lütfen Enfal suresinin 65. ayetini açalım. Orada bir bakalım neymiş mesela. Esas şey bundan sonra başlayacak problem. Problem değil aslında, problemi Cenab-ı Hak her yerde çözüyor da yani insanlar, Kur'ansız Müslümanların problemi burada başlayacak. Burada Allah-u Teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tabi bu Bedir Savaşı'ndan önce olan bir husus. Ya eyyühen nebiyyü harrızil mu'minine alel kıtal. Müminleri savaşa teşvik et. İn yekum minkum 20 sabirun yaglibu 200. Sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiyi mağlup eder. 200 kişiye galip gelirsiniz. Ve in yekum minkum 100 yaglibu 1000 min alladine kafaru. Eğer 100 kişi olursanız kafirlerden 1000 kişiyi mağlup edersiniz. 1'e 10. Bennehum kavmun la yefkahun. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Şimdi bu ayet size Bedir Savaşı'ndan önce size indiğini bir düşünün. Bedir'de savaşa gidiyorsunuz. Allahü Teala da zafer sözü de vermiş. Bedir Savaşı ile ilgili birkaç kere burada ders yaptık biliyorsunuz. Şimdi ona tekrarlamayayım. Zafer sözü de vermiş. Ta Rum suresinde, Enfal suresinin baş taraflarında bunu tekrarlıyor. Ne beklersiniz? Düşmanın sizin 10 katı olmasını beklemez misiniz? Sizin 2 katınız olarak gördüğünüzde "Aa, ne kadar da azmış" demez misiniz? Yani 10 katı beklerken 2 katı olarak gösteriyor Cenab-ı Hak. O zaman ya bunlar çok azmış. Bak Allah 10 katına galip gelirsiniz dediğine göre 2 katı, ah bunu hemen 2 dakikada hallederiz. Şimdi yukallilukum ile bunlara, yani size göre az şey yapıyorla bu ayet arasındaki uyuşma ortaya çıktı mı? Çünkü 10 kat nereye, 2 kat nereye? Değil mi? Yani 10 kat beklerken karşınıza bakıyorsunuz, sizin 2 katınız bir düşman var. Yani öyle görüyorsunuz siz. Aslında 2 kattan fazla ama öyle görüyorsunuz. Diyor ki burada قَدْكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى. Birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret var. فِيَتٌ تُقَاتُلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاُخْرَى كَافِرَ. Birisi Allah yolunda savaşan müminler, diğer de kafir Mekkeliler. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَيَ الْعَيْنِ. Yani baş gözleriyle onu kendilerinin 2 katı görüyorlar. Ama 10 katı, 10 katına kadar razıydılar. Allah-u Teala 10 katını mağlup edersiniz dedi. 2 katı oldu mu ister istemez اِذْ يُقَلِّلُكُمْ diyor. Peki yukallilukum ne demek? Gerçekte o kadar değil ama sizi öyle gösteriyor. Yani 2 katı değil düşmanın, ama size öyle gösterdi Allah-u Teala. 2 katı gösterdi. Yukallil, hani azalttı. Bakın meale bakayım nasıl meal vermiş. 44. ayete. Allah olacak bir işi yerine getirmek için karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor. Az gösteriyor ne demek? Aslında fazla. Hı? Yukarıdaki ayette ne diyor bir üstteki? Hı? Bir üst ayet değil mi? Yani 40, ha bir dakika ben hemen şeyi kapattım onun için onu bakıyorum ya. 43. Ve iz yurikahumullahu fi menamike qalila. Allah sana rüyanda onları az göstermişti. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ. Çok gösterseydi dağılacaktınız diyor Allah. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. Bu savaş konusunda birbirinize tartışmaya girecektiniz.
Velakinallaha sellem. Ama Allahü Teala işi tatlıya bağladı diyelim. Yani böyle problemi ortadan kaldırdı. Sizi az göstererek. İnnehu alimun bidâti's sudur. Çünkü Allahü Teala o göğüslerde ne olduğunu biliyor. Sizin içinizde ne olduğunu Allahü Teala biliyor. Allahü Teala 10 kat dedi ama siz 10 katı falan filan değil. Yani o gerçekte mesela Bedir'deki düşman kuvvetleri Müslümanların 3 katıydı. Yani 313 kişi miydi neydi Müslümanlar? Şeyde de 900 küsur diye 900 ile 1000 arası bir rakam vardı Bedir'de. 3 katıydı. Peki 3 katı olan bir grubu 2 katı gibi gösterdiği zaman gözlerinde ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyor değil mi? Şimdi lütfen bakar mısınız? Bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar ayrıntılı tarih bilgisi veriyor. Bir de o işi o taraftan bakın. Ondan sonra eğer diyor çok gösterseydi, çok göstermedi ne demek? Gerçek rakamı gösterseydi. Yani 1000 kişi olduklarını, 900 ile 1000 arasında olduklarını gösterseydi dağılacaktınız diyor. Sizin içinizde ne olduğunu Allah biliyor. Şimdi Allah ezelden yazmıştı, bilmişti diyenler bakalım bu ayetlere ne cevap verecekler. Şimdi bu insanlar zannediyor ki biz keyfimizden bunu yapıyoruz. Efendim ya hocam ya şurada işte Kur'an'a hizmetten 3-5 kişi var ya hocam sen de şimdi bu milleti dağıtma. Ya milletin rızası Allah'ın rızası. Yani biz burada Cenab-ı Hakk'ın dininin ayetlerini görmezlikten gelerek kendimizi mi öne çıkaracağız? Yoksa Allah'ın ayetlerini mi? İnan, ister inansın ister inanmasın bana ne? Benim böyle bir görevim yok ki. Hiçbir nebinin böyle bir görevi yokken ben niye kendi kendime görev ihdas edeyim? Şimdi bakın 66. ayete lütfen bakalım. Aynı Enfal aynı sure. Bak diyor ki istersen 65'le birlikte okuyalım doğru anlaşılsın diye. Ya eyyühen nebiyyü harridil mu'minine alel kıtal. Ey nebi müminleri savaşa teşvik et. Hazırlayın. Peki in yekum minkum 20 sabirun yaglibu 200. İçinizde 20 kişi sabreden 20 kişi o kafirlerden 200 kişiyi yener. Mağlup eder. Ve in yekum 100 yaglibu 1000 min ellezine kafaru. İçinizden 100 olsa 100 kişi olsa o kafirlerden 1000 kişiyi yener. Mağlup eder. Neden? بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَوْنَ. Çünkü onlar meseleyi kavrayamayan bir topluluktur. Anlamayan bir topluluk. Kavrayışları kıt. Bakın biz Müslümanlar olarak yani kafirlere kavrayışı kıt diye bakıyor muyuz? Lütfen. Onlar bizden iyi anlar diye bakmıyor muyuz? Herkes çoluğunu çocuğunu onların üniversitelerine göndermiyor mu? Onların dilini konuşanları böyle tepemizde dolaştırmıyor muyuz? Peki şimdi bak burada tabi biz diye bir şey yok ki. Yani kendine Müslüman diyen bir grup var. Allahü Teala Müslüman diyor mu? Vallahi bilmiyorum. Bunu ahirette göreceğiz. Ben okuduğumda pek emin değilim ama cahiller için bir kapı var galiba ama bilenlerin işi çok zor. Yani herhalde o cahiller olmasaydı bugüne kadar Müslümanlar ayakta duramazdı diye düşünüyorum. Yani. Onların o samimiyeti olmasaydı. Şimdi tekrar hatırlayın. Allahü Teala diyor ki iki kat gösterdim size diyor. Ve rüyanda da azalttım. Gözleriniz önünde de az. Niye?
iki kattan fazla olsaydı dağılacaktınız. Niye? İçinizi Cenab-ı Hak biliyor. Kararınızın ne olduğunu biliyor. Peki şimdi şu ayeti anlamaya çalışalım. El-âne haffefallâhu ankum. Şimdi Allah sizden görevinizi hafifletti. Ve alim enne fîkum da'fen. Sizde bir zayıflık olduğunu öğrendi. Bu Allah'ın sözü değil mi? Ve alim enne fîkum da'fen. Bak bu alimenin açıklaması da öbür ayetlerde var mı? Onun için niye iki kat gösterdiği de belli değil mi burada? Niye iki katın bir kişi üstünde göstermemiş? Şimdi bakın burada söyleyeceğim. Diyor ki burada, diyor ki bunu okumadan sordum ben size. Fe in yekum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn. Bundan sonra artık içinizden sabreden 100 kişi olursa onlardan 200 kişiyi yener. Bedir Savaşı'ndan önce 1'e 10 demiş ama Bedir'de bakmış ki Cenab-ı Hak işte ayet açık yani. Şey değil. Bak tekrar şey yapalım. Hani şimdi tutacaklar gene diyecekler ki şey vallahi ben yazmadım bu ayetleri. Burada var yani. Daha önce de olduğu gibi Allah korkar mı falan. Ben yazmadım kardeşim Cenab-ı Hakk'ın ayeti. İnanıyorsan inanırsın, inanmasan inanmazsın yani ben. Mecbur muyum sen? Tövbe estağfurullah. Şimdi bak burada tekrar diyor ki Allah اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا Senin rüyanda onları az gösteriyordu sana Allah. Rüyada da az gösteriyor. وَلَوْ اَرَاكَ هُمْ كَث۪يرًا Sana onları çok gösterseydi sabahleyin kalkıp anlatacaktı değil mi Resulullah ümmetine? Anlatacaktı. O zaman ne olacaktı? لَفَشِلْتُمْ Dağılacaktınız. Oradaki gerçek rakam ne? 3 kat. Ama az göstermez iki kat. Dağılacaktınız diyor. Ve tenazaatun fil amr. Bu konuda birbirinize tartışmaya gireceksiniz. Velakinne Allah sellem ama Allah işi tatlıya bağladı. Ne oldu? Yani az gösterdi size. Hem rüyada az gösterdi, hem o insanlar kendi gözleriyle az gördüler. 3 kat düşmanı 2 kat gördüler. Ve inna Allah le semi'un alim. Allah-u Teala elbette işitir ve bilir. اِذْ يُر۪يكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا Çünkü Allah onları yok onu atladım. وَاِذْ يُر۪يكَهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا Karşılaştığınız zaman da sizin baş gözlüğünüzle onları az gösterdi size. Rüyadakine uygun olarak. Peki velev şey atladım ha. Ve yukallilukum fi ayunihim. Siz de onların gözünde az gösteriyor. Şey yapmıyor Allahü Teala. Yani karşı tarafa da haksızlık yapmıyor. Kafir olmasına rağmen. Liyagdiyallahu emran kana mefula. O karar verilmiş olan işi Cenab-ı Hak tamamlasın diye böyle yapmıştır. Çünkü önceden Müslümanlara bir zafer sözü vermişti. Ve ilallahi turcaul umur. İşler Cenab-ı Hakk'a döner. Şimdi burada da bakın 10 kattan 2 kata düşüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak El-âne haffafallahu ankum. Allah-u Teala şimdi sizden görevi hafifletmiştir. Ve alimenne fîkum da'afen. Sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Onun ayrıntısını oradan okuduk mu? Ondan sonra فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتُنْ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِيَتِينَ Şimdi bundan sonra sizden 100 kişi sabreden olursa 200 kişiyi artık 1'e 10 yok, 1'e 2. Şimdi neden 2 kat gösterdiği de ortaya çıktı değil mi? Evet. يَغْلِبُ اَلْفَيْنِ بِيْزِنْلَ Allah'ın izniyle 1000 kişi 2000 kişiyi mağlup eder. Evet, 100 kişi 200 kişiyi, 1000 kişi 2000 kişiyi. وَاللّٰهُ مَعَ السَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. مَا كَانَ النَّبِيِّنْ اَنْ يَكُنَ لَهُ اَسْرَى Şimdi burada şey anlatıyor. Zayıflığının da örneğini veriyor Müslümanların.
Diyor ki: "Mâ kâne nebiyyen en yekûne lehu esre." Hemen esirler aldılar. Bu heyecanla. Ellerine bir esir geçirdiler. Hatta yuthkine fil ard. Savaş meydanında düşmanını tamamen ezmeden hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Ne yapıyorsun? Bu acelecilik ne demiş olmuyor mu Cenab-ı Hak? Bu gevşeklik ne? Bize Bedir Savaşı böyle mi anlatılıyor? İşte Allah'ın ayetleri bunlar. Turidune aradet dünya. Dünyalık istiyorsunuz. Dünya malı istiyorsunuz. Vallahi yuridul ahire, ama Allah ahireti istiyor. Vallahu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Bakın burada ne diyor? Levla kitabun minallahi sebak. Daha önce Allah'tan geçen bir yazı olmasaydı. Yani Rum suresinde, Mekke'de inen Rum suresinde 3 yılla 9 yıl arasında o şeyler, Rumlar galip gelecek. O gün siz de zaferle kavuşacaksınız Allah'ın yardımıyla diye Allah bir söz vermeseydi önceden. Vermeseydi ne olurdu? Lemessekum fima akhadtum azabun azim. Aldığınız bu şeyden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı. Şimdi bakın. Allah daha önce verdiği söz gerçekleşsin diye neler yaptı? Müslümanların gözünde az gösterdi mi şeyi, düşmanı? Resulullah'ın rüyasında az gösterdi mi? Ve eksikli yaptıkları yanlışları da bu ayete, Kur'an-ı Kerim'e koydu mu? Bunu da hem Resulullah hem Müslümanlar için büyük bir günah saydı mı? Öyle küçük günah, zellemelle değil. Çünkü maalesef İslam'ı anlattığı iddia edilen kitaplarda nebilerin ismetinden söz edilir. Masum. Ya benim gibi günaha açık olan biri, korunmuş birini nasıl örnek alacak? Öyle bir nebi örneği gösteriyorlar ki kalenin içerisinde korunmuş. Ben de kalenin dışında oklara hedefim. Bana diyorlar ki o nebi örnek aldım. Ben orada olsam zaten örnek almama gerek yok ki. Ben de oraya koyun. Sende ismet sıfatı yok, onda var. Ben nasıl örnek alacağım? Var mıymış ismet sıfatı nebilerde? Peki efendim, Allah-u Teala ezelden her şeyi biliyor. Peki şu anda ne iş yapıyor Cenab-ı Hak? Hiçbir işi yok. Çünkü her şeyi ezelden kararak bağlamış. Şu anda ne iş yapıyor? Allah-u Teala'nın kendisi demiyor mu külle yevmin ve fişe? Allah zamandan mekandan münezzehtir. İyi, yok de bari her şey biz. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunu Allah aşkına ya? Bir felsefe yapıyorlar. Kur'an'ı o felsefeye uyduruyorlar. Halbuki Allahü Teala ne diyor? La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Basiret sahipleri onları kavrayamaz. Gözler onu göremez. Ama o gözleri kavrar. Ve huve latiful habir. O zaman latif ve habir olur. O zaman Allah'ın ne emrettiğine bakın siz. Kendi hayalinizde bir Allah tanımı yapmayın. Leyse kemisli şeyun. Onun gibi hiçbir şey yoktur. Siz ne kadar zihninize bir tanrı şey yapmaya, şekillendirmeye çalışırsanız çalışın, Allah o değildir. Başka, onun dışındadır. O zaman uğraşmayın. Allah'ın ayetlerine uyun. Ama öyle mi yapılıyor? Efendim, hesaplarına gelmeyen ayet, çünkü orada bir müteşabih manası vermişler. Müteşabihi de anlaşılmaz demişler. Hesaplarına gelmeyen ayetleri bu müteşabih demişler. Niye? Çünkü kendi kafalarındaki tanrı anlayışına ters düşüyor. Ondan sonra öyle bir din ortaya çıkıyor ki Allah'ın dininin tamamen dışında bir şey ve en üzücü olan da şu kitabı o dine alet etmeleridir. Yani ayetler arasındaki bağlantıları koparıyorsunuz.
Arapça bakımından da çok ciddi yanlışlar yapıyorsunuz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ve bütün Müslümanlar ciddi bir hata, günah işlemişler. Peki işlenen günah, hadi günah işledim, ya Rabbi beni affet demek de oluyor mu? Olmaz. Sen şimdi git bir adamın camını kır, ondan sonra git akşama kadar tevbe et. Önce o camı taktırırsın, bir camlı parası daha verirsin üzerine, ondan sonra tevbe edersin. Onun için Allahü Teala orada Bedir'de Müslümanların Mekke'ye girmelerini istiyordu. Çünkü ne diyordu? Şeyin başında Enfal suresinin 7. ve 8. ayetlerinde ve yaidukumullah ihta taifeteyni enne alekum, yani Allah bu iki gruptan birisini size daha önceden vaat etmişti. Siz onlardan güçsüz olanı istiyordunuz. Allah da güçlü olanla karşılaşmanızı istiyordu ki o kafirlerin kökünü kessin. Yani Mekke'den onları çıkarsın. Çünkü onlar seni çıkardılar Mekke'den. Onlar seni çıkardıkları için onların o suçuna uygun ceza onların Mekke'den çıkarılmasıdır. Cezalandırılmaları lazım. İsra 76'da Allah bu kanunu açıklıyor. Ondan sonra Müslümanlar kurala uymadıkları için Allahü Teala'nın bu iradesi yerine gelmedi. Bizim kelam kitaplarında Allah bir şey irade ederdi, olmaması mümkün mü diye atıyorlar böyle o kadar duygusal cümleler ki adamın gözleri yaşarıyor ama gerçeğe aykırı. Ondan sonra Allahü Teala ne zaman ki Mekke'yi fethetme imkanı ortaya çıktı Hudeybiye'de indirdiği ayette ne dedi? İnna fetahna leke fethan mubina yagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbik. Allah işte o önünü tamamen açtı. Yani Mekke'yi fethinin önünü tamamen açtı ki daha önceki günahını affetsin diyor. Ne zaman ki Resulullah Mekke'yi fethetti, yani o kırdığı camı taktı. Düşmanlar da oradan. Ne zaman ki Resulullah Mekke'yi fethetti, işte o zaman اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, Allah'ın yardımı gelir de ve fetih müyesser olursa, وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفَّاجَ, insanların öbek öbek Allah'ın dinine girdiğinde görürsen, çünkü artık Mekke'nin fethedilmesinin bir müthiş bir etkisi var insanlar üzerinde, artık öbek öbek giriyorlar. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, Allah'ın her şeyi güzel yapması sebebiyle ona boyun eğ, estağfiru, o zaman istiğfar et. Çünkü önce döktüğünü temizlersin, ondan sonra affedersin diyeceksin. Böyle şey yok. Bakın Allah'ın Resulü bile böyle. İşte bu Resul bana örnek olur. Bu Resul herkese örnek olur. Herkese örnek olur. O zaman ben de şunu yaparım. Allahü Teala söz vermiş olmasına rağmen koyduğu kurala aykırı İş yapıldığı zaman o işe başarı vermiyor. Her iş kendi kuralına göre yapılmalıdır. Burada bunların dağılma emarelerini görünce daha önce 10 katına galip gelirsiniz demesine rağmen 2 kat göstermiştir gözlerinde. Çünkü biraz fazla gösterseydi dağılacaklardı, onda Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Bu ayetler boşuna mı yazılmış? Boşuna mı inmiş? Kimin ne işine yarıyor? Birleştirmediğin zaman hiçbir işe yaramaz. Dersin başında söylediğim gibi mutfağı istediğin kadar yiyecek doldur. Pişirecek bir adam yoksa ne işe yarar? Ama bizde öyle değil ki. Yani Kur'an ayetleri hiç birleştirilmez. Birleştirmesen hiçbir işe yaramaz. Şeyde telefonunuzda 10 tane şey var. Rakam var sıfırla beraber. Onları belli bir şeyde dizmezseniz, belli bir usulde dünyanın hiçbir telefonla telefon açamazsınız.
Ama sıralamayı doğru yaparsanız 1 milyar belki daha fazla telefona ulaşabilirsiniz onunla. Yeter ki sıralamayı doğru yapın. İşte siz de Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tek tek alırsanız hikmete ulaşamazsınız. İşte Müslümanlar hikmetsiz kalmıştır. Hikmet problemlere çözüm bulmak demektir. Şimdi bu hafta yine bir arkadaşımız şey yapmış, bizim o tarzan benzetmesine, sünnete uymazsanız tarzan gibi yaşatırsınız benzetmesine epeyce daha önce de söylemişti, bir şeyler söylemiş. Bakın bu arkadaşlar, kendilerine daha önce de söyledim. Hangi Müslümanların hangi problemini çözdünüz? Bir çözdüğünüz bir problem gösterin de ben de bir öğreneyim. Bir, kendi sistemini dayattığınız daha ayetin manasını vermekten acizsiniz. İki, tutuyorsunuz iki rakamı yan yana koyarak oradan bir şey çıkarmak istiyorsunuz. Yok 19'da 74'ü 1974. Dünyada böyle bir şey var mı? Hangi şey, alemde yaşıyorsunuz? Üç, ya kardeşim, hikmet denen bir şey var. Hikmet. Allah kitabı ve hikmeti bütün nebilere vermiştir. Bu hikmet nedir? Tek kelime söyleyebiliyor musunuz? Hadi buyurun bütün bunları açıklayın. Ondan sonra ben de sizi dinleyeyim. Ya bu niye bu insanlar hep duygusal, duygusal, duygusal? Ne zaman akıllanacak hayret ediyorum. Ya duygusallıkla nereye kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle şeyde 8-10 sene böyle boş durdu. Sadece bizim hafızlar gibi gitti şeyde Kur'an okudu, öyle mi? Zaten bu ayetlere verilen mealler, hepsine verilen mealler evlere şenliktir. Peki, Allah yardımcımız olsun. Bir ara veriyoruz.